Bir zamanlar büyük şehirlerde apartmanların kendi bahçeleri, insanların yaşadığı en küçük evlerin dahi geniş alanları vardı. Çekirdek aileler 3 oda 1 salon evlerde yaşar ve bu evlerin 3 balkonu, yemek odası ve ayrı bir mutfağı olurdu. Ancak zamanla nüfusun artması insanların yaşadığı alanlara yansıdı. Yüksek binalarda küçük ev trendi hakim olmaya başladı. Ne de olsa evde daha az vakit, dışarıda daha çok zaman geçiriliyordu. Evler küçüldükçe küçüldü, binalar yükseldikçe yükseldi. İnsanlar yaratıcı çözümlerle küçük evlere sığmaya çalıştı. Mutfaklar odalara taşındı, balkonlar duvarlarla örüldü. Modern evlerde balkonların adı Fransız balkondu artık. Böylece bu ufak evler göze daha büyük görünmeyi başardı. Ancak hiç beklenmedik bir salgın bu bakışı tümden alt üst etti. Aylarca devam eden yasaklar nedeniyle evler modern zindanlara dönüştü. Ve mimarinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlandı. Türkiye'de de bahçeli ya da balkonlu evlerin avantajı tekrar gündeme geldi. İnsanların ev tercihleri tamamen değişmiş vaziyette artık. Balkonlu, bahçe katı, teras katı evler daha çok rağbet görmeye başladı. Ve o residence tarzı evler, metropollerdeki o büyük yapılan bloklarda insanlar genellikle mahalle hayatına birazcık daha dönmüş vaziyette pandemi sonrasında. Peki bundan sonra inşaat firmaları bu talebi dikkate alacak mı? Bu yaklaşım elbette değiştirir mimari. Yani balkonun bir tercih sebebi olacak konut seçiminde, kiralık konut seçiminde, satılık konut seçiminde. Bu sefer balkonların boyutlarına biraz daha dikkat etmeye başlayacağız. İnsanlar artık bu tarz evlere yönelmeye başladığı için müteahhitler de bu konuya önem verecekler diye düşünüyoruz.